Değerli izleyiciler, iyi günler diliyoruz herkese. Bugün sabahleyin sağ olsun başkanımız davetimizi kırmadı ve bugün beraber kahvaltımızı yaparak güne başladık. Ve kendisini bulmuşken Rize'de birçok mesele var. Tabii ki birçok işler yapılıyor. Bunlarla ilgili zaman zaman siz de bizlere sorular iletiyorsunuz. Biz de bunları başkanımıza ve başkan yardımcılarına biz de gönderiyoruz. Soruların çözümü noktasında hep beraber Rize'de güzel şeyler olsun diye biz de onlar da uğraşıyorlar. Ve biz de bugün başkanımızı bulmuşken dedik ki bir canlı yayın başlatalım. Bir canlı yayında hem sizden gelen soruları başkanımıza iletelim. Ondan bize detaylı bilgiler vermesini isteyelim. Hem de böyle interaktif başkanım sağ olsun her soruya her zaman karşı bir cevabı var ve bizlerle bu iletişimi kurmamızda bize de sağ olsun her zaman da her fırsat veriyor bize. Biz de taleplerimizi kırmıyor. Ben şimdi başkanımıza buradan hoş geldin dileyeyim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı sabahlar diliyoruz. Bir belediye bloklarına başlayabiliriz başkanım. Evet. Hemen alt tarafta soru kısmı var. Oradan da sorularınızı iletirseniz biz hemen burada başkanımıza iletelim soruları. Evet. Yani bloklar bilindiği gibi aslında Rize'nin 1970'li yıllarda yapılan en güzel ticari akslarıydı. Ama zaman içerisinde o yıllardaki teknolojiye göre, tekniğe göre yapılmış olmaları zaman içerisinde deformasyonlarını artırdığı için değişimlerini son 10-15 yıldır konuşuyorduk. Ve yapılan tetkik çalışmalarla da sağ olsun Çevreşehircilik Bakanlığımız eliyle güzel fizibiliteleri yapıldı. Oradaki dükkan sahipleriyle, ofis sahipleriyle biz defaten toplantılar yaptık ve daha sonra yıkımı işte biliyorsunuz 2021'in Mart aylarında ilk kazmayı vurduk, yıkıldı. Ve dediğimiz gibi 20 aylık bir sürede yani 2022'nin sonu hesaplarımızda vardı. Şöyle bir ay içerisinde en azından dükkan katlarını biz artık hak sahiplerine verip onlar da kendi içerilerindeki donanımlarına başlayacaklar. Şubat, Mart sonu gibi de ofisler de yukarıda bitmiş olacak. Ve bu şekilde yıllardır konuşulan bu değişim Rize'nin %30-40 ticari aksının dolaştığı bu yer yeniden Rize'nin yüzyıllarda hizmetine sunulmuş olacak. Burayla beraber aslında biz çok şeyi de hedefledik. Sadece orada 23 bin metrekarede 8700 metrekare üzerindeki bir alandan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda bu Rize'nin yeni imar çehresini de bize öğretmiş olacak. Oradan adeta dalga dalga yeni alanlara da sirayet etmiş olacak ve hedefimiz de Rize'yi adım adım bu şekilde yeni konseptiyle beraber şekillendirebilmek. Rize'yi daha güzel yaşanılabilir, trafik problemlerine halledilmiş, insanların mutlu olduğu, yeşille maviyi daha çok hissedebildiği beton yığınlarının arınık bir şekilde hissedebildiği bir hale getirebilmek. Evet, bir taraftan da Yağlıtaş tarafında, Gündoğdu'da, Taşlıdere'de evet. Ve deniz sitesinde de yine kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Onlarla ilgili son durum nedir? Son şekil bizim Yağlıtaş'ta da yerinde kentsel dönüşümle beraber başlandı. Orada 240 dönümlük bir alan kamulaştırması birinci bölümü yapıldı. Birinci bölümde takriben 90 dönümlük yerde 476 tane konut imalatı da başladı. Bloklar orada 16-17 tane blok var. Bunlardan şu anda 5 tanesi bitti. Diğerlerinde adım adım yapılıyor. Hem orada yaşayan kişilere kentsel dönüşüm sağlamak hem ikinci etaptaki kentsel dönüşüm için bir nevi karşılıklı takas için kullanılabilmek ve kalan konutların da yine şehrin değişik noktalarından TOKİ'den ihale yoluyla satın alma noktasında yerleşime açılacak bir bölge. Burada yolunda yine deniz sitesi işte eski müftülük dediğimiz bölgede 117 daireli 45 tane de dükkan olan bir alandı. Burada da yıllara sari sıkıntılar olmuştu. Çünkü ilk bina dükkan katları yapılmıştı. Sadece bir kat vardı. Daha sonra 90'lı yıllarda üzerine diğer katlar ilave edilmişti. Teknik açıdan sıkıntıları vardı. Bunun için buraya da müdahale edildi. Orada biraz zeminden dolayı 5-6 ay hedeflediğimizden geriden gidiyoruz. Ama şu anda hızlandı. Artık fore kazıkları bittiği için tamamıyla alt taraf
deniz seviyesinde kalan kısımlar bohçalamayla, diyafram yöntemiyle çözüldüğünden dolayı bunlar zaman alıyorlar Rize'nin zemininden dolayı. Ama şimdi temeller atılıyor, şöyle bir aya artık dükkan katlarına kadar çıkmış ve hissedilmiş olacak oradaki İnşallah. Yerlerde. Ama oradaki anlaşmalar yapıldı. Yani vatandaş hangi daireleriyle ilgili, sözleşmeleriyle ilgili geldi. Sözleşmelerini yaptılar. Kira yardımı da yapılıyor. Sadece. Kira yardımı yapılıyor. Zaman zaman belki bu olabilir. Yani taşlarda da, müftüde de vatandaşlarımızın ya kira yardım bir ay verilmedi, iki ay verilmedi. Bazen bize de geliyor. Hiçbir tereddüt yok. Herkes binasına geçinceye kadar ki kira yardımı yapılacak. Geride kalanlar da uzatılacaktır. Burada da yoluna girdi. Taşlıdere daha hızlı gitti. Yani normalde biz müftü daha önce bitecekti hedeflenenden. Ama dediğim gibi zeminleki sıkıntılardan dolayı Taşlıdere şu anda orada da TOKİ ile ortak arkadaşlarımız belediyede çalışıyor GEDAŞ ekibiyle. Hem ne şekilde bir kura çekimi olacak sözleşmede hem de ne kadar vatandaş burada katkıda bulunacak oradaki dairesini alabilmek için bunlar konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde bu da olmuş olacak. Ama ben şunu görüyorum, gerek çarşıda biz buradaki dükkanların yapımında gerek deniz sitesinde gerekse Taşlıdere'de özellikle buralarda binalar yıkıldı ve yenileri yapılıyor. Yalıtaş'ta hakeza. Yalıtaş'ın ikinci kısmıyla riskli ilgili. Riskli binalardı yani onda tabii. Tabii yani ciddi anlamda riskli binalardı. İşte şeye biz yan yatan binalar diyorduk Taşlıdere'dekilere. Evet. Müftü'deki yıllardır konuşuluyordu. 2017'den son karotlar alınmıştı. Hep sıkıntılı halleri vardı. Bunları vatandaşımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutarak dönüştürüyor olmak bizi mutlu kılıyor. Tabii ki %100 mutluluk olmuyor bu işlerde. Çünkü bir malınız var, değişiyor, konumu değişiyor, katı değişiyor. Bir para daha cebinizde muhakkak çıkıyor. Ama neyin karşılığında bizim sakat olan, hatta yarım olan ve belki Allah korusun herhangi bir sıkıntılı durumda yıkılabilecek, çünkü görüyoruz Türkiye'de de böyle, bir bina, bir katkıyla beraber yeniden sıfır önümüzde 50 sene 100 sene daha kullanabileceğimiz bir bina haline geliyor olmasını da kazanmış oluyor vatandaşımız. Burası değerli. Burada Cumhurbaşkanımıza, işte bakanımıza biz de sonsuz teşekkür ediyoruz. Bunların başarılması ildeki siyasi figürlerin bir araya gelmesiyle, istişaresiyle oluyor bütün hepsi. Her ne kadar belediye olarak biz ön planda TOKİ ile beraber gözüküyorsak, çevreşehircilikle görüşüyorsak da bugüne kadar bunların bu dönemlerde yapılıyor olması müthiş bir uyumun göstergesidir, meyveleridir. Evet. Ben bir taraftan da hemen alt tarafta soru bölümü var. O soru bölümünden sorularını tabii, gönderen takipçilerimizin sorularını ileteyim size. Sosyal aktivite anlamında Rize'de son zamanda birçok faaliyet olmaya başladı. Konserler oluyor, işte açık sinema oldu. Bunlarla ilgili çalışmalar devam edecek mi? Edecek. Kışında onu soran bir... İnşallah Ocak'ta Hamsi Festivali ile beraber yine gençlerin çok sevdiği bir sanatçıyla görüşme yapıyorlar. Onunla beraber ciddi bir Hamsi Festivali yapacağız. Bizim maksadımız da şu, ben arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Her ay olmasa 2 ayda bir, 12 ayı 6 tane büyük etkinlik, aradaki etkinliklerle beraber devamlı aktif bir şehir. Sanat anlamında, kültür anlamında, manevi değerlerin konuşmacıları anlamında bunlar inşallah hep devam edecek. Teşekkür ediyoruz. Zaten sormak istediği de herhalde buydu bizim soruyu gördüğün arkadaşımızın. Damaran'dan Pehlivan Taşı'ndan Gündoğdu'ya kadar kamulaştırma yapılsın yoksa ev fiyatları aldı başını gidecek ama belediye kamulaştırma yaparak TOKİ'ye devrederse insanlar bir nefes alır. Şimdi son zamanlarda zaten TOKİ'nin böyle bir çalışması var, konut çalışması var. Birçok daha yerde TOKİ'nin yaptığı tabii, binalar var. Bunlarla ilgili konut sorununu da inşallah yakın dönemde Rize'de aşar mıyız? Ya tabii yani şimdi tabii büyük bir hinderlandı söyledi arkadaşımız. Yani Pehlivan Taşı'ndan Dağbaşı oradan Gündoğdu bütün Rize. Evet. Şimdi sadece Yalıtaş'ta Aytekin Bey sadece Yalıtaş'ta 476 ilaveyle beraber 1000 tane daha eklenecek. Yani 1500 tane konut olacak orada. Yine Rize'nin değişik bölgelerinde
biz yer çalışması yapıyoruz. Yer tabii vatandaşımız haklı. Çünkü belediye veyahut da vatandaşlar bir araya gelerek 3 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm yapamıyorlar onu. Ama toplu konut gelince 50 dönümü, 100 dönümü kamulaştırarak hızlı bir şekilde orada konutlaşmayı yapıyor. Bunların yenileri de olacak. Bizim yeni imar planlarımızda da özellikle doğu ve batı akslarına doğru imarın artması için çalışmalar yaptık. Ve önümüzdeki dönemlerde şu Yalıtaş bitince mükemmel bir mahalle olacak. Orada da göreceğiz ki birçok konut yapılmış olacak. Başkanım, son zamanlarda bize şu konuda çok şikayet geliyor. Sokak hayvanlarıyla ilgili. Bunlarla ilgili size de muhtemelen her gün birçok şikayet geliyordur. Ya bunlarla ilgili tabii bir rehabilitasyon merkezi var. Ne yapılabilir, neler yapıyorsunuz? Evet. Vatandaşa ne tür uyarılarda bulunuyorsunuz bunlarla ilgili? Şimdi şöyle, ya bu Türkiye'de tabii aslında dünyada bir problem. Yani olaya şuradan bakmak lazım. Bizler 30 sene önce, 40 sene önce sokaklarda hakikaten bu kadar sokak köpeklerine rastlayamıyorduk. Birincisi, bakımları arttıkça, yani bunları birileri, her ne kadar birileri istemiyorsa bir o kadar da birileri bunları istiyor, besliyor. Yani bize mesela bir bölgeden şikayet geliyor. Diyorlar ki işte burada çok sokak hayvanları çok arttı, müdahale eder misiniz? Eğer bir bölgede çok artıyorsa orada aynı zamanda onlar bakılıyor da anlamına geliyor. Bakılıyor ki orada duruyorlar, çoğalıyorlar. Şimdi bu Türkiye'nin bir realitesi. Biz elimizden geldiğince rehabilitasyon merkezinde sokak köpeklerini, işte hayvanları alıyoruz. Gerekli rehabilitasyon yapılıp 3 ay, 5 ay sakatsa, işte bir tarafında bir sıkıntı varsa tedavisi yapılıp yine aynı muhite, işte küpeleri takılıp aynı muhite bırakmakla mükellefiz. Yani yoksa bunları senelerce orada tutma gibi şu anda bir düzenleme yok. Fakat yeni dönemlerde Cumhurbaşkanımız da bir ay kadar önce yine tekrarladılar. Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve yerel yönetimler, belediyeler, il öz liderleri işbirliğiyle beraber bunların bakımıyla ilgili de, bak rehabilitasyon farklı bir şey, bakım başka bir şey. Bakımıyla ilgili de artık ünitelerin açılması gerektiğini söylüyorlar. Biz de mevcut rehabilitasyonumuzun hemen içerisinde daha çok hayvanı barındırabileceğimiz yerler tesis etmek istiyoruz. Ama ne kadar olur? Bizim merkezde şu anda 4-5 bin tane köpekten bahsediliyor. Sadece köpekten bahsediyoruz. Kediler de var. Onlar şu anda çok fazla bir sayı işgal etmiyorlar. Ama bu sokak hayvanların işte ne kadarını 150-200 tanesini de alıp oraya koyabiliriz. 4-5 binin yanında 150-200 tane ne kadar eksiltmiş olacak. Biz bundan dolayı muhtarlarımızda ve ilgili mahalledeki arkadaşlarımıza diyoruz ki daha çok saldırgan olanlar, bunların da çünkü liderleri var, çete liderleri. Bu saldırgan olanları bize bildirin. Biz hemen onları alıp işte oralarda barınaklarımızda yine tutalım onları. Şu andaki yöntem bu şekilde devam ediyor. Bir ara şu saldırgan özel o farklı gen cins yapılarından oynanmış cins köpekler vardı. Mesela onlar Cumhurbaşkanımızın ifadesinden sonra Antep'teki olaylardan sonra hemen bizde de bir 25-30 tane sokağa bir anda bırakıldı insanlar tarafından. Onları aldık ve sürekli barınakta tutmaya gayret ettik onları. Hiç bırakılmadı. Ama diğer sokak hayvanlarında dediğim gibi şey. Fakat bunun çözümüyle ilgili işte okullardan bazen çalışma yapmak istiyoruz. Biz orada sokak hayvanlarıyla ilgili kabinlerini alalım, yemlerini yine verelim. Orada da bakılsınlar. Çünkü olayın bir tarafında evet bir insanın zarar görmesi, bir yavrumuzun zarar görmesi anlatılamaz bir şey. Fakat bir tarafında da bu sokak hayvanlarıyla da beraber yaşamayı da öğrenmemiz lazım. Çünkü biz korkuyoruz onlardan da ve kaçınca hareket halinde olunca da farklı şeyler oluyor. Bunu ben ulusal basında da çok izlemeye gayret ediyorum. Yani bir taraftan da onlarla beraber aynı caddeleri, sokakları paylaşmakla da mükellefiyetimiz var. Sadece sayı anormal arttı. Bu sayıyı azaltmamız lazım. Evet. Evet. Bir taraftan da sorulara bakıyoruz. Sağ olsun izleyicilerin evet, sorularını da gönderiyorlar. Burada bir arkadaşımızın bir temennisi var diyelim. Rizespor diyor, Rizespor'un diyor sembolü olan Akmaca heykeli diyor, Rize'nin girişinden diyor stadın
yanına taşınsa diyor, nasıl olur başkanım diyor. Ustanın yanında da yeni bir tanesini teklif etsin, onu niye taşıyorlar? Onu bir alıştılar. Yani ikincisi bir tane daha yapalım, güzel bir teklif. Bak parkta yaptık bir tane, fotoğraf çektiriyorlar Memişah'da. Reşadiye Mahallesi'nin Terminal Sokak'ta yenileme çalışması olacak mı diye soran bir arkadaşımız var. Yani nesine yenilenme? Terminalin yenilenmesi ise terminal... Terminal Sokak'ta herhalde diş cephe yenilemesi midir acaba? Ha, yani veya kentsel dönüşüm mü? Oradaki binaları ben çok hatırlayamadım. Yani terminal tabii 106 evlerden bahsediyor bilmiyorum da. Yani orada terminalin kaldırılacağını anlatmıştık zaten. Çünkü evet, yeni bir yere taşınacak. Ondan sonra orada tabii ki yeni bir düzenleme yapılacak. Işıklandırma terminalin oraya kadar geldi. Yolla ilgili de bir sıkıntı yok. Belki 106 evleri kastediyordur. Bilemedim. Evet. Şu an arkadaşlarımızı da uyaralım. Bize alt taraftan soru işaretinin bulunduğu bölümden sorularını gönderebilirler. Mesaj kutusuna buradan bakamıyoruz. Belediye blokları ile ilgili deniz sitesi arasındaki bölgede, evet bu da gelen bir soruydu. Geçen Muhammed Vekil'in katıldığı canlı yayında da sorulmuştu. Nedir orada, bir çalışma var mı? Şimdi İkinci şöyle, etap zaman zaman konuşuluyor. Ben de takip ettiğim kadarıyla. Yani İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne kadar, mevcut yerden İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne kadar, kuzeyde Menderes, güneyde de Cumhuriyet Caddesi'ni alalım. O ara, o kesit. Aslında bizim Cumhuriyet Caddesi, alttaki Cumhuriyet Caddesi, bizim Rize'nin sahilinin haritası, şekli. Yani ticaret odasının altından düşün. Oradan İsmail Kahraman merkezine kadarki yer. Orada takriben 3700'e yakın konut, 7-800 tane de dükkan var o dediğimiz adada. Ama belki en büyüklerinden biri deniz sitesi dediğimiz yerin dönüşümü oldu. Diğer adada şu anda rezerv olarak duruyor. Bizim orada imar donuk şu anda. Özel proje alanı diye gözüküyor bu ada İsmail Kahraman'a kadar. Ya şu anda biz bugünden yaptığımız bir çalışma yok. Ama nasıl ki bloklar yıkıldı, zamanı geldi yıkıldı. Orada da aynı çalışma altlıklar yapılarak aynı düzenleme kademe kademe muhakkak yapılacaktır. Evet. Ama şu anda ben bugünden yarına bir çalışma fizibilite var diyemiyorum. Sadece bak özel proje alanı ne demek artık? Orası da gündemde olan, bugünden yarına çalışmalar yapıldıktan sonra vatandaştan paylaşılacak. Ondan sonra inşallah mağduriyetler giderilip orası da yoluna girer. Evet. Başkanım, birçok kişiyi canlı yayına alıyoruz, muhabbet ediyoruz. Rize'deki işleri anlatıyorlar bize veyahut uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgiler veriyorlar. Sorular normalde çok gelmiyor ama sizin canlı yayınlarda böyle maşallah insanlarımız böyle hem temennilerini hem teşekkürlerini iletiyorlar size çalışmalarınızdan dolayı. Bu arada hemen siz buraya gelirken bir abimiz sizi gördü ve size bir teşekkürler ileterek sizin hayranınız olduğunu söyledi. Evet. Hakikaten sokakta böyle yaptığınız sağ çalışmalarla olsun ilgili hem iyi temenniler var. Biz de tabii mutlu oluyoruz. Çünkü yani başarılı bir belediye başkanımız var. Hı. Ve halk tarafından da çok seviliyor ve halkla da iç içesiniz. Bu da bizim omuzlarımızdaki yükü daha çok artırıyor. Bizi daha aşağı doğru basmaya başlıyor. Çünkü biz bu sokaklarda yetiştik. İki tane iddiamız vardı yine temenni olarak şuydu. Biz başarılı olmak zorundayız. Aytekin bu şehrin çocuğu başarılı olmak zorunda. Çünkü kendinden sonrakilerin de önünü açmak için buradan yetişmiş birinin basında başarılı olması lazım. Burada yetişmiş birinin belediyecilikte başarılı olması lazım ki bundan sonra da bak bu sokaklarda yetişen insanlar bunu pekala yapabiliyoru ispat edebilme adına da sorumluluk var üzerimizde. Bu baskıyla beraber ve biz içtenlikle gezdiğimiz her yere neşter atıyoruz. Sokaktan ben zaten sokaklardan gezerken işte o caddede yıllardır esnaf olan bir kardeşimiz orada ne eksiklik görmüşse, çok spesifik olmayan tabii genel ne eksik görmüşse biz de onun farkındayız ve oraya müdahale ediyoruz. Bir mangal kömürü tesisi kazandırdınız. Evet. Ben Allah razı olsun diyorum. Çay çöpleri yıllardır ineklerin altına serilirdi. Yollara dökülürdü, derelere dökülürdü ama şimdi çay çöplerini değerlendiriyoruz. Ve bundan bir farklı da bir ürün ürettiğinizi ben biliyorum. Evet. Üç tane ürün. Değil mi? Bir çay çöpü, hiç işe yaramadım dediğimiz bir çay çöpünden üç tane yeni ürün. Şimdi, çalışmalar ne aşamada? Kömür ürettik, satışına başladık. Başlandı. Aytekin Bey. Biz belediyede
Hep dedik ki bize gelir kalemlerimizi artırmamız lazım. Ve burada özellikle çay çöpünden mangal kömürü ki 6800 kalori düzeyinde, yani mangalda 5-6 saat kalabilen, şu anda dünyada en sayılı kömürlerden ve kalorilerden birini elde etmiş olduk. Sadece çay çöpünden mangal kömürü değil, aynı zamanda %25 o tepkime anında mangal, yani karbona dönüşürken bu çöp, tepkime anında metan gazı ortaya çıkıyor. Ondan da elektrik üretiyoruz. Bir de sıvı çıkıyor o kuru malzemeden. %30 da sıvı çıkıyor. O sıvı da tamamıyla organik gübre diyebileceğimiz işte odun sirkesi. Organik gübre. Çay dalı odun sirkesi diye de patentini alıp şu anda o da veriliyor. Deneme üretimleri yapılıyor. Aslında o şey, o organik gübre daha değerli bir şey olacak. Bize getirisi anlamında. Şimdi bugün itibariyle tamamlamış olması lazımdı. Bir de paneller geliyor, güneş panelleri. Çatı 4200 metrekare tamamıyla güneş panelleriyle bezenecek. Oradan da elektrik üreteceğiz. Biz şu anda orada 50 tane personel çalışıyor. Orası onları istihdam ediyor. Belediye bir yükleri olmadığı gibi 2023 bütçesine emlak geliri, su geliri, artık ondan sonra bizim enerji geliri diye bir hane ekledik. Ve 2023 yılında 20 milyon sadece belediyeye verecek. Kendine kar payı ayırıyor o şirketimiz tabii. Ya toplamda 2023 yılında 30 milyona yakın bir değer üretmiş olacak. Belediyeye katkısı olmuş olacak. Hem Dosman'ın hem de organizedeki mangal kömürü tesisimizin. Rize Belediyesi'nin artık üçüncü, ikinci belki de olacak gelir kapısı olacak bu tesisler. Evet, bu Dosma'daki bahsettiniz değil mi başkanım? İçme evet. Suyundan evet. Dosma'dan yaklaşık şimdi bu sene 8 milyon mesela oradan. Yani normalde onun geliri 13-14 milyon da 8 milyonu Rize Belediyesi'ne kira olarak verecek. Gerisinde Riberkent şirketimiz kendi bünyesinde tabii kullanmış olacak. Bizim takriben 4000 işte yılda herhalde 4-5 milyonluk bir elektrik giderimiz olacaktı belediye olarak. Onu da mahsuslaşmış oluyoruz. Yani onu ödemiyoruz. Kendi içimizde mahsuslaşıyoruz. O anlamda biz gelecekte Rize Belediyesi'ne bu enerji gelirleri, şimdi yeni 2 tane daha yapacağız. 0.5 megawattlık. Yani Rize Belediyesi'nin İller Bankası'ndaki gelirlerinden sonra ikinci gelir kapısı enerji gelirleri olacak inşallah. Başkanım, diş cephe yenilemeler devam ediyor. Atatürk Caddesi'nde şu anda hakikaten şekli değişmeye başladı, evet. Görüntüsü değişmeye başladı. Çalışmalar ne aşamada, nereye kadar devam edecek ve Cumhuriyet Caddesi ile ilgili böyle bir planlamanız var mı? Şu anda Atatürk Caddesi'ni yukarıya kadar getirmiş olacağız. Yani işte ticaret odasından daha aşağıdaki mevki, Taşçıyon Camisi'nin altlarına kadar diyelim. O ikinci kesitte yapacağız. Ondan sonra bölüm bölüm yerlerimiz var. Yani 2-3 tane daha arkadaşlar alanı çalışıyorlar. İnşallah orada da cephe iyileştirimleri yapacağız. Tabii bunları tüm ilde, tüm sokaklarda yapabilmemiz zor. Onun için belirli insanların daha çok yürüyüş aksında olan yerlerini toparlamaya çalışacağız. Orada da iyi gidiyoruz. Şu anda ağır iş, kaliteli gidince biraz ağır gidiyor tabii. Ama mevcut yerleri tamamlayacağız önümüzdeki günlerde. Soruların yanında birçok da teşekkür mesajları var. Herhalde ben şu ana kadar bir 50 tane gördüm. Evet. Sizleri tebrik ediyorlar bu yaptığınız çalışmalardan dolayı. Hakikaten gecenizi gündüzünüzü biz de görüyoruz, takip ediyoruz. Katarak Rize'nin bütün meselelerine eğilmeye çalışıyorsunuz. Vatandaşlarla istişareyle birçok şeyi yapıyorsunuz. Evet. Çünkü bu ilde yaşadınız, bu ilde doğdunuz, bu ilde büyüdünüz. Bu illerin sorunlarını en iyi bilenlerden birisiniz. Ve bugün de burada görev almanızdan dolayı görevinizi de en iyi şekilde yaptığınıza evet. Biz şahidiz. Sağ olun. İnşallah. Dere istihları mesela bak unutuldu artık. Daha soru olmaktan çıktı. Bu güzel bir şey. Evet. Yani özellikle Paşakuyu, işte bizim Dalyan, oralar yukarıya doğru yine yapılıyor. Birkaç tane daha yapılıyor. Mesela bunlar da aslında Rize için o yağmurda, selde çok önemli yerlerde. Rize Lisesi'ne doğru giderken o dükkanların çekimlerini siz yıllarca tabii, yapardınız. Yaptık, evet. 2010'daki
O bölgedeki afeti çekmiştiniz. Evet. Oraları. Şimdi inşallah onlar rahatladı. Oradaki esnafımız da rahatladı. O da bizim için önemliydi. Bu ıslahlar Rize için. Evet. Evet, kaldırım işgalleriyle ilgili bir soru geldi başkanım. Evet. Şimdi kaldırım işgallerinde aslında şöyle 7-8 tane, 10 tane bile değil, 7-8 tane esnafımız dışında bana göre halledilmiş gibi. Niye? Çünkü ister istemez her ile gidiyorsunuz, illa adam dükkanın önüne bir şey koyuyor. Biz de sarı çizgilerle bunları sınırladık. Dedi ki yay kaldırımızda evet şuraya kadar ama buradan öte. Bu da dün zabıtayla konuşuyordum, çok rahatlattı zabıtaydı. Fakat bazı yerlerde halen esnafımız ısrar ediyor. Ve bu bütün Rize'yi de rahatsız ediyor. Ve biz o esnaflarımızla da şimdi birebir de görüşeceğiz. Birkaç tane daha noktamız kaldı. İnşallah onları da hallederiz. Ama bunu sıfır kaldırım şeklinde yahut da hiçbir şey konmaması şeklinde getirmemiz, biz anlamda ifade edemiyoruz ona. Bu belki çok yıllar sonra kendi kendine oluşacak bir şeydir. Çünkü esnaf sattığı eşyanın bir parçasını oraya koymayı psikolojik olarak bir pazarlama tekniği olarak görüyor. Bunu yok edemezsiniz. Ve o sınırda duruyor. Bu da çok bir biraz da yapmış. Otogalerilerle ilgili herhalde. Ha. O evet. O onlarla ilgili bir yer, bir çalışma var. Yani otogalericiler normalde kooperatif başkanları da şu anda bir yer çalışması yapıyor. Biz de onlar için yer bakıyoruz ama Rize'de tabii yer problem, yer de problem. O ciddi bir sıkıntı. Ha biz dikkat ederseniz gün doğduğu Hamidiye mevkiinde de sarı çizgilerle yaya kaldırımlarını kontrol altına aldık. Orada da çok galeri meselesi vardı. Burada Çaykur'dan İstanpaşa'ya kadar olan yerde, bir de bizim cami önünün alt taraflarına, Reşadiye Mahallesi vesaire o bölgelerde otogalerilerle ilgili sıkıntı var. Bunlar hem onların belirli bir süre sonra buralardan kalkacak temennisi var. Çünkü galeri yapıp oraya da geçecekler. Ancak öyle kurtulabileceğiz o işgallerden. Ama biz de zaman zaman düzenleme yapmaya gayret ediyoruz onlara. İşgaller şeyde de var. Bak o da doğru. Biz tabii baktığımızda esnafların önündeki işgaller gidiyor. Buradan Metelerden Çaykur Nuri'ye kadar giderken yaya kaldırımların üzerine arabalar çekiliyor. Hı. İşte biz az önce söylediğim orada bir şerit daha alacağız, yola katacağız. Bu sefer yaya kaldırımı normal bir dizayn olacak, normal bir şekle gelecek. O zaman artık daha oralarda arabaların çekilmesi de yasaklanacak. Şu anda da yasak, ceza veriliyor onlara. O zaman tamamıyla kurtulmuş olacağız onlardan. Bir izleyicimiz Çaykur civarında bir kavşak yapılsa da Menderes'teki trafik rahatlamaz mı diye i̇şte söylemiş. Batışık onu çözecek. Zaten az önce belirtmiştiniz, evet. Herhalde yeni açtı programı. İnşallah tabii o Batçık projesiyle iki tane kavşak bir noktada değil yani. Değil mi? Bir de herhalde Gülbahar tarafından başlıyor. Şöyle yani sahil caminin oradan girip adliyeden çıktığı zaman üzerinde iki kavşaktan bahsediyoruz. Evet. Biri Çaykur'un hemen hemen önlerine gelen, bir de biraz daha ileriye giden iki kavşağımız olacak. Yani duble yoldan gelen istediği şekilde ya Çaykur'un oradan ya da daha ileriki bir mevkiden içeriye doğru, iç mahallelere doğru girebilecekler. İşte o Menderes'i rahatlatacak proje o zaten. Evet. Recep Akmehmet diye bir izleyicimiz yazıyor. Bize de sık sık orayla ilgili şikayet geliyor. Hemen devlet hastanesiyle üst yoldan bahsediyorum. Hı hı. Orayla askerlik şubesi arasında trafik. Ciddi bir trafik sıkışması oluyor. Bu tabii etraflarda parkların şimdi olması. Şimdi yakında şey olacak orada. Tam orta şeritten orası çift şeritli bir şekilde, yani çift şerit derken iz şeklinde güzelce bölünecek. Biz orada bir düzenleme yaptık aslında. Araçların belirli yerleri tarafında çekileceği taraf, çekilmeyeceği taraf diye. Ama şimdi tam da orada asker hastane yokuşundan başlayacak. Askerlik şubesinin bitimine kadar yer, Pehlivan Taşı sapağına kadar yeniden çizilecek. Yol birincisi ortadan tam bölünecek gidiş gelişe doğru. Böyle yapınca kimler yan tarafta kaldırım kalıyorsa, yani araba çekebileceği yer kalıyorsa sadece orada çekebilecek, diğer tarafta çekemeyecek. Ortada şerit olmayınca istedikleri gibi çekiyorlar. Hatta biz dubalarla dedik bir keselim ama ilk etapta dubalarla değil tamamıyla ikili şeritlemelerle beraber ortadan yol bölünecek rahatlasın diye. İnşallah bundan daha iyi hal alacak. Şöyle o şeritleri aslında başlamalar lazımdı ama herhalde daha başlamadılar. Evet. Evet başkanım, sizi ekranda görenler hemen
kafasındaki soruları ve iyi temellerini buradan söylüyorlar. Başkanımızı seviyoruz, selamlar söylüyoruz diyor başkanımıza. Engin Baş, Rize merkezde Ziraat Bankası'nın bulunduğu ada. Oranın yıkılacağı, kentsel dönüşüm kapsamında alınacağı... Engin, bana bunu birebir de soruyorsun, cevabını verdim sana zaten. Engin. Engin, niye aracı biraz, tutuyorsun? Kendi dükkanı yıkılmayacak Engin. Onu diyorsun. Çamlıbel sitesi diyor, 90 daire var diyor, kanalizasyonla ilgili sorun yaşıyoruz diyor. Evet, orası da yakında çözülecek. İslam Korkmaz diye bir izleyicimiz. Evet, doğru diyorlar. Orada işte az önce dediğim dere ıslahları Dalyan Vadisi'nden yukarıya Çamlıbel'in altından doğru devam etti. Duvarlar bitti. Şimdi o yolun altından biz o bütün binaların kanalizasyonunu inşallah yeni dereye artık akmayacaklar. Yol altından alıp getireceğiz. Yani yakında orada işten başlayacak. DSİ'nin biraz daha işleri var orada. Evet. Yakinen takip ettiğimiz bir yer. İslam hiç sıkıntı yok, çözülecek oraları. Günün bu saatinde insanlar genelde telefonla çok meşgul olmazlar ama sizi tabii ekranlarda görünce herkes kendi isteklerini de buradan söylemek. Biraz sizin takibiniz iyi yani. Size takip çok takip edildiği için. Teşekkür ederiz başkanım. Evet. Sağ olsunlar, insanlarımızı iyi gösteriyorlar. Biz de onların sesi olmaya çalışıyoruz. Hocam diyor, sayenizde Rize'yi daha çok seviyoruz. Hizmetleriniz için teşekkür ederiz diye yine bir izleyicimiz yazmış. Eski müftülüğün yanındaki Kotiloğlu apartmanı kentsel dönüşüme giriyor mu acaba diye bir... Şimdiki şeyde ben az önce söyledim tabii. Bina değil de şimdi kentsel şeyde deniz sitesi, yani müftülük sitesi dediği orası. Deniz sitesinin orası zaten yapılıyor. Onun dışındaki tüm alan beraber değerlendirilecek. Tabii ki tüm alan. Yani Menderes'ten Cumhuriyet'e kadar bütün alan... özel proje alanı diye ayrılmış. Bunlar da kademe kademe kentsel dönüşüme girecekler. Evet. Cumhuriyet Caddesi hemen turist otelinin alt kısmı dediğimiz bölgede bir yeni bir çalışma başlatıldı. Orada balıkçılar var. Hakikaten orada ciddi de kalabalık oluyor. Yani insanlarımız gidip balık oradan alıyorlar. Oranın böyle bir düzenleme çalışmaları var ama öbür kısımda bir şey yapılacak mı? Mevcut o inşaat olan kısım nasıl olacak? İnşaat yeri zaten biz hem bunu çok televizyonlarda da söyledim. Vakıfların arazisiydi. Biz sadece vakıflara dedik ki buraları geriye doğru atın. Mevcut dükkanlar geriye doğru çekilmiş olsun. Ve orada yeni bir yaya aksını kurtaralım. Aynı şekilde ileriye doğru da geniş oralar tabii. Bayağı geniş bir koridor var orada ileriye doğru. Orada da balıkçılarla ilgili yine bize ciddi şikayetler geliyor zaman zaman. Onlarla ilgili de bir düzenleme yapacağız. Biz balıkçı arkadaşlarımıza da diyoruz. Yaya kaldırımlarını kesinlikle işgal etmeyin. Burası zaten geniş bir yer. Yine karşı tarafındaki yer noktada da Laleli Çarşısı'nın önlerini de temizledik. Oralarda herhangi bir şey olduğu zaman, sıkıntı yaşandığı zaman bundan sonra, çünkü birebir kendileriyle de ayrı bir daha konuşacağız. Yapıldığı zaman artık kapatmaya kadar gidilecek. Çünkü bizim amacımız esnafın ticaretini engellemeden ama onların da yayaların geçişine saygı duyması. Orada öyle bir sıkıntı ileride. Bir de bu sezonlar tabii balık sezonunda da çok ciddi bir izdiham oluyor orada. Allah'tan o koridor çok geniş. Yani yine bir yol aksı iyi. Fakat gerideki yer, şu anda inşa edilen yer bayağı dardı. Orası geriye doğru çekildi vakıfların eliyle. Şimdi filodan hize alıp oradan itibaren güzel bir yürüyüş aksı olacak. Evet. Çamlıbel Mahallesi Dalyan mevkiinde eski Orman Müdürlüğü'nün ve Milli Parkların yeri olan bölgede bir çalışma yapıldı. Son nedir orada, ne projesi düşünüyorsunuz? Haberlerini yapmıştık ama bir de sizden dinleyelim. Evet. Orası 3,5 dönüm bir yer. Orayı Rize'ye kazandırabilmek için biz ta Zonguldak'tan, Ankara'dan hazinenin başka arazileriyle buradaki ormanın arazisini takas ettirip burayı hazineye, hazineden de belediye tahsisini sağladık. Ve şimdi oranın altında 100'e yakın aracın parklanabileceği, otopark olabileceği, üstte de o bölgede ihtiyacımız vardı yine VC'lerin olduğu ve diğer alanların da tamamıyla yeşil alan, çocuk parklarının olduğu bir alan. Yeşil bir alan, açık bir alan olarak Rize'ye kazandırmış olacağız. İnşa faaliyetleri başladı. Rize Belediyesi'nin şirketi olan Riberkent eliyle
yapılıyor. İnşallah yakın zamanda. Tabi biz kendimiz yaptığımız için bunları, mesela Dosma'da 5500 tonluk bir depo yapıyoruz. O depodaki ekip orada tablayı atınca inşallah buraya alacağız onları, burada yapacaklar. Anında iki yeri yapamıyoruz işte, bekliyoruz onun için. İnşallah orada kısa zamanda bitmiş olacak yani. Bir düğün salonu düşünceniz var mı, Rize Belediyesi'ne ait bir düğün salonu? Şimdi düğün salonundan ziyade nikah salonu biz düşünüyoruz. Yani sadece nikahların yapıldığı, zaten şu anda var, mevcut yerden taşıdığımız bir yer var. Nikah salonu düşünüyoruz. İşte böyle 150-200 kişilik nezih bir ortamda nikahlarının yapılıp daha sonraki işlemlerin tamamıyla dışarıda olması. Yani yeme içme anlamında bir düğün salonu değil, sadece nikahın yapıldığı bir salon düşünüyoruz. Portakallık Mahallesi'nde bir rekreasyon alanınız var. Oradaki dolgu çalışmaları devam ediyor mu? Bitti evet. mi başkanım? Dolgu çalışmaları bitti. Bitti. Rekreasyon şu anda, rekreasyonlar yapılıyor. Sadece orada bir tane hilal şeklinde dubalardan, dikkat ediyorsanız, bir iskele yapıyoruz. Evet. Yani bize olta balıkçılığı için çok kişi diyordu. Bizim bu Millet Bahçesi'nin önündeki 2 kilometrelik alan zaten doğal bir olta balıkçılığı yeri olacak. Deniz Fener'in önünde bir iskele yaptık. Burada da hilal şeklinde bir iskele yapıyoruz. Tamamıyla dubalar üzerinden gelecek. Orası da doğal bir yer olacak. Ama biz yaptığımız yerlerde inşallah bir başlayamadık ona da. O alanlarda balık yuvalarının oluşması için yemleme yapmamız lazım. O yemlemeyi de yapabilirsek doğal balık yuvalarını oluşturmaya çalışacağız ve oralar inşallah sezonluk olta balıkçılığı için ideal yerler olacak. Bağlantılı bir soru başkanım. İbrahim Mavi herhalde isimli kullanıcı bize bir soru iletmiş. Sahilde denize mendirekler yaparak Akdeniz gibi vapur restoranlar, sosyal alanlar oluşturulabilir mi diye bir evet. temenni diyelim. Yani inşallah, yani şeyde belki yat limanının ucuna doğru çok sonraları böyle bir şey, ama şu anda bu şekilde bir projemiz yok. Biz denize sıfır, ne dedik az önce, işte 30 metre 30-40 metre gerisinde bu restoranları yapıp sahilde oralarda yiyecekler. Yani denizin kenarı tamamıyla insanların koridoru olsun diyoruz. Denizden 30-40 metre geride. Yani aslında aynı amaca hizmet ediyor o soruyla. Başkanım, siz konuşurken biz Enes Bey ile bazen gülüyoruz. Bazı izleyiciler böyle yani size sevgisini abartarak evet. burada yazıyorlar. Allah razı olsun. Dua etsinler bize. Dua etsinler. Camiönü Mahallesi'nde yeni yapılan Kızılay binası karşısında kaldırım sarmaşıklar tarafında tamamen yok olmuş. Okul yolu olduğu için sıkıntı olabiliyor. Hemen not alalım. Orayı onu. Temizlenmesini istiyorlar. Yerini aldık herhalde. Yeni bir belediye binası düşünüyor musunuz diyor başkanım diye sormuş bir. Bizim belediye personelinden biri. Yeni bir belediye binası şu anda düşünmüyoruz ama evet. mevcut belediyenin cephesini inşallah bloklar evet. bitince biz de yenilemeyi düşünüyoruz. Mevcut cepheyi yenilemeyi düşünüyoruz. Çünkü şimdi artık oraya yakışmıyor cephe. Evet, teleferikle ilgili çok soru geldi. Evet. Hatta bilerek mi sormuyorsunuz diye yazan bir arkadaşımız var ama o kadar soru geliyor ki inanın birçok noktadan da yetişmeye çalışıyoruz. Ben çok anlattım tabii. Teleferikle ilgili şu anda bizim yine orta vadede bir çalışma var. Fizibilitesi yapılıyor. Bakın, teleferikle ilgili hatta biz projeyi şöyle revize ettik. Çay Çarşısı'nın oradan Ziraat Çay Bahçesi'ne, Ziraat Çay Bahçesi'nden de dağ başına şeklinde revize de ettik. Fakat arkadaşlar, teleferikle ilgili ben burada defaatle hep söyledim. 15 milyon euroluk bir proje. Projenin yapım maliyeti hiç önemli değil. Bulursunuz, yaparsınız onu. Fakat bunun sürdürülebilir maliyeti daha önemlidir. Yani Rize'de her gün insanlar bir teleferiğe dönüşüp da hadi dağ başına çıkalım, inelim diyebilecek bir şehir nüfusuna sahip değil. Yani sürdürülebilir bir tarafı yok. Onun için orta vadede bunun fizibilitesi yapılmış ve inşallah zamanı, bütçesi hazırlanırsa da yapılabilir. Yoksa Rize için aman da aman bir proje olarak bunu görmeyin. Olsa turizme de, geceleme sayısına da, ben bunların da istatistiklerini aldım, çok fazla faydası olur olsa. Ama bir işin yapım maliyetinden ziyade sürdürülebilir işletme maliyeti daha önemlidir.
Siz bir iş yapacaksınız ve her ay belediye oraya bütçe verecek. Bu lüks olur. Ondan dolayı ben orta vadede düşünüyoruz böyle bir projeyi. Ha nedir? Rize'de havaalanının gelmesiyle beraber, turizmin canlanmasıyla beraber belki o bizim teleferiğin ulaşacağı dağ başındaki mevkide 27 dönüm belediyenin arazisi var. Burada butik otellerle, bungalov evlerle beraber teleferik entegre edilebilirse o bütünlük içerisinde kazanabilir belki. Böyle bir proje çalışması bizde, tekrar ediyorum, orta vadede bizim de programımızda var. Avusturyalı bir firmayla da bunu çalışıyoruz. Evet. Evet, dağ dibi yolunda minibüs hattı çok iyi olur denilmiş ama dağ dibi yolundan zaten minibüsler geçiyor. Evet. Otogar çalışması ile ilgili de kısa bir bilgi verebilirsek başkanım. Otogar çalışması arkadaşlar artık deklere ediyor, zaten herkes de biliyor onu. Bugün Rize Çiftekavak tarafından gelirken polis noktası denilen yer, oranın 8,5 dönümü hazinenin de 2 sene önce belediye orayı aldık. Geri kalan 4 dönüm yer vardı. Onun da kamulaştırmasını yaptık. Şu anda orada Rize Belediyesi'ne ait 12-13 dönüm yer var derinlemesine. Projemizde hazırladık 1-2 mimar eliyle. Şimdi yeni modern klasik karışımı bir mimar çalışmada yapıyorlar. Ondan sonra ihalesine çıkıp inşallah orada şöyle 2-3 ay içerisinde hareketlenme başlar. Belediye sözleşmeli işçi alımı yapacak mı diye. Biz sözleşmeli değil, genelde sabit bir işçi alımı da yapmadık bugüne kadar. Evet. Sadece EYT ile beraber belki belediyenin insan kaynaklarını yeniden bir görme şansımız olur. EYT ile beraber hangi kulvarda ne kadar kişi emekli olacak, ne kadar bir boşalma olacak, ihtiyacımız nelerdir? Onlara göre bir çalışma yapacağız. Sözleşmeli ile ilgili şu anda böyle bugünden yarına öngördüğümüz bir şey yok. Olsa dahi kurum içerisinde yıllardır işçi sınıfında mühendis olarak bekleyen arkadaşlarımız var. Eğer onlardan biz uygun gördüklerimizi, bundan bir sene önce bir grup almıştık. Yeni uygun görülecek arkadaşlar nezdinde de alabiliriz. Dışarıdan çok ekstrem, Rize Belediyesi'nin böyle olmazsa olmaz bir yerinde bir kişi görürsek, Rize Belediyesi'ne ciddi katkısı olacağına inandığımız bir arkadaşımızı görürsek belki o da sözleşmeli olarak gündeme gelir. Ama şu anda benim böyle tasarladığımız böyle bir şeyimiz yok. Evet, burada hemen üst üste olduğu için bir erkek bir de kadın izleyicimiz yazmış. Başkanım, bir düğün salonu maliyeti 20.000 TL, insanlar evlenemiyor. bir çare diyor. Yine alt tarafta evlenenler ücretsiz olsa da evlenemiyor, hayat pahalı falan diye birisi yazmış. Yine aynı az önce sorduğumuz evet, yani soru işte gibi. Şimdi bakın, düğün sal, bizim nikah salonumuz var bedava. Evet. Yani evlenmek için nikah şarttır. Diğerini kişi alıyor. Yani büyük şehirlerde artık böyle olmuş Aytekin Bey. Yani gidiyorsunuz nikah salonunda, nikah kıyılıyor. Ondan sonra aile çok özel bir kişi grubuyla beraber 10 kişiden 100-200 kişiye kadar gidiyor. Bir yerde de akşam yemeği yiyorlar vesaire. Burada da bizim nikah salonu eskiden beri var. Yine de var. Orada nikahını kıyıyorlar. Daha sonra dar bir çerçevede düğünlerini yapabiliyorlar. Başkanım, bizde öyle değil. Bizde tabii bir halkayı kuracağız. Horon halkasını 300 kişi horon edeceğiz. Yani dediğim gibi nikah salonu olayını düşünüyoruz. Ama gerçekten aile ekonomik anlamda sıkıntıdaysa gencimiz, biz onlara illa düğün salonumuzu açmasını beklemesinler. Biz onlara yardımcı olalım. Düğünlerinde yardımcı olalım. Hiç sıkıntı yok. Evet, Allah razı olsun. Çok rahat söyleyebiliriz. Evet, önemli bir çağrı oldu bu da. Gençler evlenmeye karar versin. Biz onları araştırırız. Eğer gerçekten ihtiyaç sahipleri ise, gerçekten maddi sıkıntılardan dolayı bu erteleniyorsa biz onlara yardımcı oluruz. Evet. Horon olacak diyor. Evet. Başkanım, Yağlıtaş TOKİ'de ödemeler ne zaman yapılacak diye bir şey soruldu ama orada bir TOKİ'de ne ödemesi, onu ben çok anlayamadım. Orada belki tescilden gelen ödemeler vardır. Arkadaşlar bize gelsinler. Bizim şu anda kentsel dönüşüm şubemiz var. Oradan birimimiz var. O birime gelsinler yahut da bize ulaşsınlar, tam olarak ifade etsinler. Kamulaştırmaların oradaki çoğu alınmış.
Bir de şey var tabii, yani ikinci etaptaki kamulaştırmalar var. Onlar henüz olmadı. Kamulaştırmalar olmadı. Yahut da yeni yeni başlayacaklar. Hı hı. Ondan sonra rakamlar belli olacak. Ama geçmişten kalan bir şey varsa o bize ulaşsın. Bu TOKİ'nin, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu konutlarla ilgili Rize'de rezerv alanları mı? Belli oldu mu? Nerelerde yapılacak? Buna ilgili bilginiz var mı? Şimdi işte az önce hani diyordum, Yalıtaş'ta ikinci etapta 1000'e yakın konut var. 1000 konut var. Bu bizim yerinde kentsel dönüşümden daha fazla bir konut. Yani bizim orada 476 tane yapıyoruz. Şu andaki mevcut oradaki hak sahiplerinden 30-40 tanesi bizden sözleşme yaptı. Geriye ikinci etaptaki yerden de belki 150-200 tane kişi çıkar. Yerinde kentsel dönüşümde hak sahibi. Yani 1200'ün üzerinde bir konut fazla orada. O konutlar ihaleyle verilecekler. Bunların bir kısmı belki o dediğiniz Türkiye'deki genel proje içerisinde dahil olacak proje de konur. 200 tane soruya konur. Zannedersem çok az bir rakamda farklı bakanlıklara kontenjan ayrılacak oradan. Yani rezervle ilgili bir sıkıntımız olmayacak Yalıtaş yapılınca. Evet başkanım, inanın o kadar soru var ki ben hepsine yetişemiyorum. Zamanımız da azaldı. Telefonları varsa arkadaşların, bizim evet. Enes arkadaşımız alır onları. Biz acil olanlara, soru sormak isteyenlere biz devam ederiz oradan. Şöyle de yapabiliriz başkanım. Kısa zamanda tekrar olur. Bu sefer biz size gelelim. Yine olur, böyle yine olur. İnteraktif. Çok iyi. Soru cevap şeklinde. Birçok soruyu da zaten benzer sorular olduğu için, hı hı, sormadım. Onları programın önceki dakikalarını izleyerek görebilirler. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. İzleniyorsunuz fazlasıyla. Onların soruları geliyor. Bizim de ulaşamadığımız, dokunamadığımız insanlara karşı bu tip sorular bizi de hoşumuza gidiyor. Teşke cevap verebilirim hepsine. Ama dediğim gibi soruların bize verilebilecek tarafı varsa onları arkadaşlar verir. Biz de onları alırız. Ama yakın zamanda bu interaktif soru cevap şeklini yaparız. Bize günde yaklaşık 1000 tane mesaj geliyor başkanım. Tabii bu çeşitli konularla ilgili. Ama belediye ilgilendiren konularda genelde biz sizin yetkili birimlerinize bu soruları iletiyoruz. Oralardan bilgi alarak tekrar kullanıcılara gönderiyoruz. Ve birçoğunda çözüldüğünü görüyoruz. Biz de tabii bunu vatandaşımız adına mutlu oluyoruz. Her şeyi siz tabii ki göremezsiniz. Tabii. Yani her yerde bir elemanınız yok. Zaten mevcut çalışmalar devam ediyor. Evet. Ben özverili çalışmalarınız dolayı Rize halkının adına ben size teşekkürler ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah tekrar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hep beraber eksikleri toparlayarak, iyi niyetli bakarak, çözüm odaklı düşünerek yaparsak hep beraber Rize'yi daha güzel yerlere kaldırırız. Hep beraber. Yoksa biri iki kişisi çalışarak karşıdaki hepsi de bak yapamayacak, bak yapamadı dersek olumsuzluk aşılarız kendi kendimize. Bu ilin kalkınması için hepimizin elinden geleni yapması lazım. Herkesin. Evet. Ben...